Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi yeşilliğin içerisinde biraz böyle sizi açalım arkadaşlar. Son zamanların yine trend konularından biri olan ikinci el ve sıfır otomobil piyasasındaki son durumla ilgili size nacizane bilgiler vereceğim arkadaşlar. Siz de bunun ışığında kendi fikrinizle, kendi iradenizle arkadaşlar sağdan, soldan, tüm birimlerden, tüm yerden aldığınız bilgilerle en doğru kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Şimdi sıfır otomobil piyasasına bakalım. Sıfır otomobil piyasasında bildiğiniz gibi 2 hafta önce bir ÖTV düzenlemesiyle karşı karşıya kaldık. Bunun öncesine geldiğimiz zaman, bir öncesine geldiğimiz zaman arkadaşlar, özellikle Temmuz ayındaki araba satışları oldukça durgunlaşmıştı. Fiyatlar, yani otomobil satışları hemen hemen Haziran ayına oranla yarı yarıya bir düşüş sergilemişti arkadaşlar. 36 bin seviyelerine kadar gelmişti. Temmuz ayından sonra şöyle bir biliyorsunuz bayilere gidiyoruz. Bayilerin elinde bu 80'lik dilimden 50'lik dilim arasında olan arabalar var. İşte 285 bin liraydı Toyota Corolla'lar arkadaşlar. Honda Civic'ler yine aynı şekilde 300 bin lira civarındaydı. Kia Sportage'ler 292 bindi. Yani böyle %50'lik baremin üstüne çıkıp %80'lik baremin civarlarında dolaşan, yani 280 bin ile 300 bin lira arasında satış liste fiyatı olan arabaları bayiye gittiğiniz zaman ellerinde varsa bir ya da iki tane zaten şu anki ÖTV düzenlemesinin geldiği fiyattan size veriyorlardı arkadaşlar. İşte skala 303 bin liraydı arkadaşlar. 250 bin liraya, 255 bin liraya Camry'yi 245, 250, 260 bin liraya kadar veriyorlardı. Bunu görüyorduk. Son zamanlar olduktan sonra Temmuz'un sonuna doğru bayilerde bu arabalar gittikçe azalmaya başladı. Bayileri gezdiğimiz zaman, hatta fırsat aracı diye ihtiyacı olan arkadaşlar için fiyatını, uygun fiyatını, bilgilerini alıp sizinle paylaşıyorduk arkadaşlar. Bunu size söylüyorduk. Son zamanlara doğru bayilerde bunlar da olmamaya başladı. Dedim burada bir değişiklik var açıkçası ve ÖTV düzenlemesinin sinyallerini açıkçası Haziran ayında bizi takip eden arkadaşlar bilecektir. Peyderpey zaten videomuzda bahsetmiştik. Özellikle Ağustos, Eylül, Ekim gibi ben 3 ay içerisinde gelmesini beklediğimi söylemiştim. Ve nitekim ÖTV düzenlemesi geldi. Özellikle en çok satış adetinin olduğu rakamlarda ve devletin vergiye en çok muhtaç mı diyeyim ben size arkadaşlar, de en çok pastanın en büyük diliminin olduğu kesimde bu meydana geldi. Ve oradaki satışlarda arkadaşlar birdenbire tabii ki düzenleme ile birlikte yine talep oldu. İşin perde arkasına baktığımız zaman bu arabaları uygun fiyatlı demeyelim de fırsat aracı diye işte 280 bin, 300 bin, 305 bin liraya kadar olup bayiye gidince işte 250 bin lira, 245 bin lira bulduğumuzu söyleyince şimdi o rakamlara geldi. Şimdi o rakamlarda zaten bu arabalar son zamanlarda bulunmamaya başlamıştı. Ve bunun ilk esamesini arkadaşlar Toyota Corolla'da gördük. Toyota Corolla ne yaptı arkadaşlar? Şu an çip tedariğinden dolayı, hatta geçen videomuzda da bahsetmiştik, arabayı temin edemediğini söylediler. Bunu hep beraber paylaştık arkadaşlar. Ve diğer bayiler Fiat, Ford de bunların paylaşımlarını yaptılar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış arkadaşlar bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek. Ama bildiğimiz bir şey var ki kesinlikle bu baremde, bu kadar fiyatın, talebin olduğu yerdeki araçlarda arkadaşlar bayilerde araba yok. Toyota bayisine gidiyoruz. Toyota bayisi talep var, araba yok, elimizde yok. Fiat bayisine gidiyoruz, Egea Crossların hiçbiri yok, işte çip sorunu var bu şekilde. Biliyorsunuz bayileri an ve an sizinle paylaşmıştık. ÖTV düzenlemesi gerçekten aslında bir nevi ihtiyacı olanlar için bu illegal düşüşlerin resmi düşüş versiyonu oldu işin açıkçası. Ama bayiye gidince ne yapıyordunuz? Arabayı bulamıyordunuz. Ve şu an değişen hiçbir şey yok. Ağustos sonuna geldik arkadaşlar. Bayi'de bu arabaların hiçbirini bulamıyorsunuz. Bulunanların da bilgilerini vermiştik arkadaşlar. Eylül civarına baktığımız zaman bayilere bir ya da iki adet bir şekilde geliyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sıfır araba satışlarında yıl sonunda bayilere, distribütörlere, fabrikalardan rakam çekerler. Ne kadar araç satacağının, ne kadar öngörüde bulunacağının. Bayiler de kendileri ortalama satış adetlerine göre bir rakam belirtirler. Örnek veriyorum, bir bayi, Bursa'daki bir bayi dedi ki ben bir yıl boyunca Toyota Corolla'dan 1000 tane satacağım. Tamam, okey, satışlar başladı. ÖTV düzenlemesi geldi, işte kampanyalar oldu vesaire. Birden talep 2000'e çıktı arkadaşlar. Bu fabrikanın da buna ay ay vereceği araçların listesi 3 aşağı 5 yukarı belli.
talebin de üzerinde bir ihtiyaç ortaya çıkınca arkadaşlar doğal olarak bayi 1000 tanenin üzerindeki yetişemiyor ve bayi doğal olarak ellerinde işte aylık geleceği rakamlar bu şekilde sıralanıyor. Bunu da nereden biliyoruz? Fabrikadaki verilerden, fabrikadaki tanıdıklarımızdan ve olanlardan biliyoruz arkadaşlar. Ki gerçekten daha fazla talep olsa daha farklı olabilir. Şu anki durumda arkadaşlar sıfır arabalar gerçekten bulunabilirliği biraz zor duruma düştü. İlerleyen zamanlarda ne olacak hep beraber göreceğiz. Bakalım bayilerin elinden bu arabalara ulaşabileceğiz mi? Yoksa yine aynı şekilde böyle devam edecek mi? Yani şurada bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani her zaman buradan kârla çıkan tabii ki satış sektörü oluyor. Olan vatandaşı oluyor görüyoruz arkadaşlar. Sürekli zam, sürekli bir enteresan bir furyanın içerisinde işin açıkçası sıfır otomobillerde arkadaşlar ve bunun da bir türlü önüne geçilemiyor. İkinci el cephesine baktığımız zaman ki şunu da eklemek istiyorum. Sıfır otomobillerde arkadaşlar Ağustos ayı da böyle gittikten sonra Eylül ayında da bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Arabaların fiyatları ve euro kuru da aslında biraz daha düştü. Çünkü euro kuru çok çalkantılı arkadaşlar ülkemizde biliyorsunuz. Bir iniyor bir çıkıyor net bir şey söyleyemiyoruz. İkinci el piyasasına baktığımız zaman arkadaşlar ikinci el ben açık ve net söylüyorum. Hala geçen senenin Kasım ayındaki o 15'inden sonraki düşüş, fiyatlardaki düşüş demeyeceğim. Fiyatları hala sıfır zam yapınca ikinci elde zam yapıyor. Bakın satılmıyor diye bir şey demiyorum ama ikinci el açıkçası arkadaşlar kan ağlıyor. Hala daha önceki o lokomotif seviyelerde değil. Yaz oldu, haziran oldu, bayram oldu, seyran oldu. Sıfır zam yapıyor, ikinci el zam yapıyor. Ya satamıyorsun ki kardeşim niye zam yapıyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Hani ne olacak buraya zama? Bayilerden arabaları alıyorlar sıfır arabaları. Kim üstüne alınırsa alınsın arkadaşlar. Bayiye bakıyorsunuz araba bayide 231 bin lira. İnternette 250 bin lira ikinci eli. Ben hep söylüyorum arkadaşlar bunun önüne devlet geçecek. Sıfır bir arabanın fiyatından ikinci elin fiyatı yüksek olamaz arkadaşlar. Bu dünyanın neresinde var ya? Gözünüzü seveyim böyle bir şey var mı ya? Sıfır bir arabanın fiyatı ikinci elden yüksek oldu. Tek ülke herhalde biziz. Bunun engellenmesi lazım. İşte plakadan galeriler sıfır araba bayinden arabayı alıyor arkadaşlar. Plaka çıkmadan bu arabaya zaten sen bunu galerine koyamazsın. Çünkü fatura kesiliyor bunun üzerine. Arabayı sıfır diye sonra size hiç kilometre yapılmadı bilmem ne. Öyle bir şey yok kardeşim. Fatura kesildi ama o araba bitmiştir ya ikinci eldir. Satışlarda Ahmet'in Mehmet'in üstünden sana satış olur. Ya da bir şirketin üzerinden sana satış olur. Kaskosundan tutun her şeyine daha farklı bir statüde değerlendirilir. Onun için ben diyorum ki devlet kesinlikle ikinci el arabaların fiyatlarını sıfırdan yüksek tutmamalı arkadaşlar. Böyle olunca da inanın bayilere daha fazla talep oluyor. Adam araba alacak sıfır. Bir bakıyor 250 bin lira araba internete bakıyor. Bayide 250 bin lira internete bakıyor. Alabileceği araba 260-270 bin lira. İnsanlar haydi hurra tekrar bayi. Yani bir döngünün içerisine tekrar sokmaya başlıyorlar. Yani aslında bunlar birbirlerine fayda sağlıyorlar yani. Galerinin elinde bulunmuyor. Al satçıya bayiye gidiyor. Bayinin elinde bulunmuyor. Galeriye gidiyor. Vatandaş dönme dolap gibi dönüp dönüp arkadaşlar dönüyor. Bu da çok enteresan bir durum. İkinci eldeki durgunluk arkadaşlar. Yani eski lokomotif seviyesinde değil. Bu böyle devam edeceği kanısındayım. Ki geçen sene biliyorsunuz arkadaşlar. Kasım ayı itibariyle satışlar yine azalmıştı. Kasım 15 bakın size tarih de veriyorum. Ki buradaki faizler yüksek. Vade oranları yüksek arkadaşlar. Vade oranları düşük özür diliyorum. İnsanlar kredi çekip vadeyle belli bir miktarda araba alacak. Ondan dolayı ikinci el hala durgun seviyesinde gidiyor. Faizler düşmeden vadelerdeki sınırlamalar seviyeler yukarı çıkmadan arkadaşlar ikinci elin ben canlanacağını düşünmüyorum. Ha satış olacaktır mutlaka olmayacak diye bir şey yok ama lokomotif seviyede bir satış olmayacak. Zamları boşuna yapıyorlar çünkü yaptıkları zamları onu kabul eden millet ya da bunu alan insan yok arkadaşlar. Bunu hep beraber zaten satış adetlerinden ve rakamlardan da ikinci elde görüyoruz. Durgunluk devam edecek. Satışlarda ikinci elde arkadaşlar benim şahsi fikrim. Tabii ki bunu zamanla gösterecek ama dediğim gibi faiz indirimi özellikle ve vade sınırlamasının yukarı çıkması ikinci elde bir nevi bir canlılık yaratabilir. Ama şu anki şartlarda biliyorsunuz her ay faizler de sabit kalıyor ve öyle devam ediyor. Bekleyip de göreceğiz burada ne olacağını. Kışa doğru girilirken ikinci elin standardıdır arkadaşlar. Ne olursa olsun satışlar daralır ve fiyatlar biraz olsun geriye çekilir. Bu da Kasım ayının sonu itibarıyla başlıyor arkadaşlar. Bunu buradan size söyleyeyim. Sıfır otomobil piyasasında da gördüğünüz gibi
Şu an çip krizi, ellerinde araba bulunmuyor. %80'lik dilinden 50'lik dilime düştü. Denen oyunlar devam ediyor. Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. İhtiyaç ve beklentilerinizi doğru tespit edin, doğru analiz yapın. Ona göre karar verin ve doğru yerde doğru adım atın arkadaşlar. Size en doğru, en yararlı bilgiyi kim veriyorsa onu izleyin. Ondan fikir alın. Onunla beraber yolunuza devam edin arkadaşlar diyerekten kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.